Arkadaşlar, Robo, merhaba. Son videomuzda kaldığımız yeri hatırlıyor musunuz? Evet, kart oyunu için gerek duyacağımız aşamaları gerçekleştiriyorduk. Son olarak ekrana tıklanınca değişen kartlar aşamasını gerçekleştirmiştik. Bunun için de kendi fonksiyonlarımızı oluşturmuştuk. Sonraki aşamamız tıklanan kartı bulmak olacaktı. O zaman hemen başlayalım. Hatta programımız şöyle olsun. Farenin sağ tuşuna tıklandığında kartlar karıştırılsın. Sol tuşa tıklandığında da tıkladığımız kartın hangisi olduğu konsolda belirtilsin. Yani kartın image özelliği kullanılarak kart için kullanılan resmin ismi konsola basılsın. Bu sayede ileride tıkladığımız kartta birçok işlem yapabileceğiz değil mi? Evet, oyunun gerektirdiği birçok kodu yazmak bu sayede mümkün olabilecek. Bu görevi yerine getirebilmek için kuklaları oluşturmak için kullandığımız aktör sınıfından CollidePoint metodunu kullanmamız gerekecek. Bu metoda ekran üzerinde bulunan bir noktanın koordinatları gönderilir. Eğer gönderilen koordinat aktörün üzerinde ise metot doğru, yani true. Değilse yanlış, yani false sonucunu üretir. O zaman fareyle tıkladığımız noktanın koordinatlarını öğrenmemiz gerekiyor. Bu koordinatı da CollidePoint metodu ile bir aktöre gönderdiğimizde o aktöre tıklanıp tıklanmadığını anlarız. Aktörlerimizde kartlar olduğuna göre hangi kartı tıklandığını bulmak oldukça kolay olacak. Evet, bu kadar kolay. İstersen bu kodu fonksiyon tanımlayarak oluşturalım. İleride tekrar kullanmamız gerekebilir. Öncelikle tıklanan kartı bul isimli bir fonksiyon tanımlayalım. Tanımladığımız bu fonksiyonun parametre olarak pos isimli bir değişken aldığına lütfen dikkat et. Devamında kartlar listesindeki tüm kartlar için çalıştırılacak bir for döngüsü kurgulayalım. Bu döngü sayesinde her bir kart için tıklanan noktanın ilgili kartın üzerinde olup olmadığını kontrol edebileceğiz. Fonksiyondaki pos parametresi olarak da fareyle tıkladığımız noktanın x ve y koordinatlarını kullanacağız değil mi? Evet Robo. Bu noktanın koordinatlarını almak için programımızın devamında onMouseDown fonksiyonunu oluşturalım. Bu fonksiyonun parametreleri olarak farenin tıklanan tuşu için button, farenin tıklandığı noktanın koordinatları için de pos parametresini girelim. Fonksiyonun içinde ise sağ tuşa tıklandığında kart destesinin oluşturulmasını, sol tuşa tıklandığında da tıklanan kartın isminin ekrana yazdırılmasını sağlayan koşul yapılarını oluşturalım. Bir saniye, return diye bir komut yazıyor oluşturduğumuz fonksiyonun içerisinde. Peki o nedir? Return kelimesi Türkçe'de dönmek, geri dönmek gibi anlamlara geliyor. Fonksiyonlar içinde de bu anlamın karşılığında bir görevi olduğunu söyleyebiliriz. Return kelimesinin yanında yazdığımız değer, fonksiyon çalıştığında geriye döndürülür ve bu sayede biz de bu değeri kullanabiliriz. Oluşturduğumuz fonksiyonda da return komutunun yanında yazılan kart değişkenin içerisindeki değeri döndürebileceğiz. Bir başka deyişle, eğer kartlardan bir tanesi ilgili koordinat değerini içeriyorsa return kart ifadesiyle bu kart fonksiyonun çağrıldığı yere döndürülür. OnMouseDown fonksiyonunda tıklanan kart eşit, tıklanan kartı bul, parantez içerisinde pos ifadesi ile de fonksiyondan gönderilen değer tıklanan kart isimli değişkene atanmış olur. Sonuç olarak, farenin sol tuşu tıklandığında onMouseDown fonksiyonu içerisindeki sürecin akışı tıklanan kartı bul, parantez içerisinde pos ifadesi ile tıklanan kartı bul fonksiyonuna aktarılır. Bu fonksiyon içerisinde gerekli işlemler yapılıp ilgili kart bulunduktan sonra bu kart geri döndürülür. Böylece sürecin akışı yeniden onMouseDown fonksiyonuna aktarılmış olur. Bu fonksiyon içerisinde bulunan son komut olan print parantez içerisinde tıklanan kart nokta image çalıştırılır. Biraz düşününce
fonksiyonlar sayesinde PyGame Zero'da yapabileceğimiz şeylerin çok genişlediğini fark ettim. Hem kod yazımı azaldı, hem de bir fonksiyonun içerisinde başka fonksiyonları da çağırabildiğim için karmaşık olabilecek birçok durumun üstesinden gelebileceğimi fark ettim. Hatta fonksiyonları oluştururken bir sınırlamamız da yok. Örneğin, istersek parametre girebiliyoruz, işimize yaramayacaksa girmiyoruz ya da gerektiyse değer döndürüyoruz, ihtiyacımız yoksa döndürmüyoruz. Söylediğin gibi fonksiyonlar programcılara geniş bir esneklik sunuyor. Bu sayede çok daha işlevsel programlar ortaya çıkarabiliyorlar. Biz de bu esnekliklerden de faydalanarak ekrana daha fazla kart bastırmayı deneyelim. Örneğin, bir sırada 4 kart olacak şekilde kartları 3 sıra halinde bastıralım. Hatta kart oyununa yardımcı olması açısından bu kartların her birinin eşi de ekranda bulunsun. Bunun için 6 kart resmine ihtiyacımız olacak. Bu resimlere açıklama kısmından ulaşabilirsin. Resimleri indirdikten sonra Image klasörüne koyman gerekiyor. Her bir resimden 2 tane kart oluşturacağız. Yani ekranda gördüğün gibi bir sonuç elde edeceğiz. Kodu oluşturmadan önce sana işimize yarayacak bir metottan bahsetmek istiyorum. Random.shuffle metodu. Hatırlayacağın üzere kartları karıştırmak için while döngüsünden yararlanmıştık. İşimizi biraz daha kolaylaştırmak için şu anda random.shuffle metodunu kullanacağız. Bu metod ile bir listenin elemanlarını karıştırabilir, yani sıralaması rastgele hale getirilebilir. O zaman kart destesi oluştur ismini verdiğimiz fonksiyonda da değişiklik olmalı değil mi? Fonksiyonlar ile ilgili bahsettiğimiz avantajlardan biri burada karşımıza çıkıyor sanırım. Fonksiyonun içerisinde yapacağımız değişiklik tüm programda fonksiyonun kullandığı her yerde güncellenecek. Çok havalı. Katılıyorum Robo. Ben de bu durumu her zaman çok havalı bulmuşumdur. O zaman bu değişikliği de içeren kodları ekranda seninle paylaşıyorum. Öncelikle satır ve sütun sayısını belirttiğimin farkına varmışsındır. Program için kullanılan resimlerin boyutu 200 piksele 200 piksel olduğu için RKU eşit 200 komutu ile kare şeklindeki resimlerin kenar uzunluğunun 200 olduğunu belirtmiştik. Ardından kartlar eşit köşeli parantez komutu ile kartlar isimli bir liste oluşturmuştuk. Ekranda görülecek kartların bu listenin içerisinde tutulacağını unutma. Bu liste mutlaka kart destesi oluştur fonksiyonunun veya herhangi bir fonksiyonun dışında oluşturulmalıdır. Böylece global karakterli bir liste elde ederiz. Daha önce belirttiğimiz gibi, bir liste fonksiyon içerisinde tanımlanırsa lokal karakterli bir liste olur ve fonksiyon dışarısından bu listeye doğrudan erişilemez. Draw fonksiyonu içerisinde kartlar listesi kullanılarak kartları ekrana basacağımız için global olarak tanımlanmış bir listeye ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Bu yüzden kartlar listesini global olarak tanımladık. Doğru. Bu sayede kartlar listesi her yerden erişilebilir durumda. Sırada kart destesi oluştur isimli fonksiyonu tanımlamak var. Bu fonksiyon içerisinde öncelikle kart resimleri isimli listeye her bir resimden ikişer tane olmak üzere image klasörü altına koyduğumuz resimlerden eklememiz gerekiyor. Bunun da basitçe kart resimleri nokta appends ifadesiyle iki kere yazarak gerçekleştirdik. Ardından random.shuffle parantez içerisinde kart resimleri komutu ile resimleri karıştırdık. Bu işlem gerçekleştirilmezse her defasında resimleri ekranda sıralı bir şekilde görürdük. Sırada iç içe döngüler kullanarak kartları oluşturma bulunmakta. İç içe döngüler programlamada önemli bir konudur ve program yazarken sıklıkla kullanılır. İç içe döngüler adından da anlaşılacağı gibi bir döngünün diğer döngü içerisinde yazılmasıyla elde edilir. İstersen kartları oluşturma işlemini öncelikle iç içe döngüleri kullanmadan yapmaya çalışalım. Ekranda kartların sol üst köşelerinin koordinatlarını içeren bir tablo görüyorsun. Artık biliyorsun, programlamada indeksleme sıfırdan başladığı için satır ve sütun numaralandırması da sıfırdan başlıyor. Ayrıca daha önce de resimlerin boyutunun 200 piksele 200 piksel olduğu için bir satırda sağa doğru hareket ederken x ekseninde 200 piksellik ve bir sütunda yukarıdan aşağı hareket ederken y ekseninde 200 piksellik artış meydana geldiğini
ifade etmiştik. Kartların koordinatları incelendiğinde bir örüntü göreceksin. Birinci satırda y değeri 0 iken x değerleri 0, 200, 400 ve 600 olmuş. İkinci satırda ise y değeri 200 iken x değerleri 0, 200, 400 ve 600 olmuş. Son olarak üçüncü satırda y değeri 400 iken x değerleri 0, 200, 400 ve 600 olmuş. Buna göre herhangi bir satır ve sütundaki kartın sol üst köşesinin koordinatını belirlemek için parantez içerisinde sütun çarpı resim kenar uzunluğu virgül satır çarpı resim kenar uzunluğu formülünü kullanabiliriz. Bu yüzden oluşturulan yeni bir kartın sol üst köşesinin koordinatını belirtmek için yeni kart nokta top left eşit parantez içerisinde sütun yıldız RKU virgül satır yıldız RKU komutu kullanılabilir. Burada RKU'nun bir sabit olduğunu ve resim kenar uzunluğu bilgisini tuttuğunu unutma. Kod yazılırken RKU eşit 200 ifadesi mutlaka sabitlerin tanımlandığı kısma eklenmelidir. Şimdi 0. satırdaki kartları oluşturalım. Ekranda bunun için gerekli olan kod bloğunu görüyorsun. Şimdi de 1. satır. Bu iş için satır değişkeninin değerini 1 yaparak aynı işlemleri tekrarladık. Son olarak 2. satır oluşturalım. Anladım. Bu iş için de yaptığımız aynı kod bloğunu kullanmak ve sadece satır değişkeninin değerini 2 yapmak. Aslında bu kadar kodu tekrarlıyoruz. Yani değişen şey sadece satır sayısı. O zaman bu durumun tekrarlanan bir görev olduğunu söyleyebiliriz. Belirli bir sayıda tekrarlanan görevler için de for döngüsü kullanılabilir. Kesinlikle. Ekranda bu durum için önceden oluşturduğum kod bloğunu görüyorsun. Tekrar eden bu görev için ilgili sütundaki kartı oluşturma işlemini tekrarlı bir şekilde yapıyoruz. Bu iş için de doğal olarak iç içe döngüleri kullandık. Yani kendi içinde tekrar barındıran bir görev tekrarlanacağı zaman iç içe döngüler kullanılabilir. Şimdi yazdığımız kodları son haliyle çalıştıralım. Ve gördüğün gibi tüm kartlar ekranda. Evet, şimdi geriye doğru bir düşünüyorum. Kartları ekrana bastırabiliyoruz. İstediğimiz karta tıklayabiliyor ve bu kartın hangisi olduğunu tespit edebiliyoruz. Kartların karışık şekilde ekranda yer almasını sağlayabiliyoruz. Ve bunları yaparken de birçok farklı programlama kavramından yararlanıyoruz. O zaman kart oyununu tamamlayabiliriz sanırım. Hadi başlayalım. Dur bakalım Robo, bence biraz ara verelim ve bugün konuştuklarımız üzerinde bir miktar düşünelim. Bir sonraki videomuzda da oyunumuzu tamamlayalım. Ne dersin? Evet, haklısın. İsterseniz bir sonraki videoya kadar ekrana 16 adet kart basan bir program yazabilirsiniz. Programı yazarken iç içe döngüler kısmını daha önce yazılan programlara bakmadan yapmaya çalışın. Yazdığınız programı bizle paylaşmanızı bekliyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.